mahalli seçimler olması itibariyle bazı yerlerde, özellikle büyük illerde aday belirlemeyi biraz geciktirdik. Bunun elbette bir etkisi oldu. İnşallah bundan sonraki dönemlerde bu konuda daha titiz davranılır. Tabii bunun başka sebepleri de vardı. Biz prensip itibariyle seçime giderken oylarımızı artırmak veya birkaç tane belediye başkanı çıkarmak için değil, her yerde başarılı olmak için, netice almak için, kazanmak için çalıştık. Genelde bu havayı ben her gittiğim yerde teneffüs ettim. Bundan dolayı da bizim bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu dönem iki konuda da yine özellikle teşekkürlerimi arz edeyim. Bir, hanım kardeşlerimizin çok gayretli, fedakar çalışmaları oldu. Adaylarımız arasında 21 hanım kardeşimiz vardı belediye başkan adaylıklarında, ilçelerde ve beldelerde. Özellikle büyük bir gayret gösterdiler, özveriyle çalıştılar ve netice almak için çalıştılar. Beklediğimiz netice hasıl olmasa da Türkiye'de bu çalışma neticesinde herkes şunu söyleme mecburiyetini hissetti. Evet, aldığımız oy bizim diğer partilere kıyas edildiği takdirde tatmin edici gözükmeyebilir ama Saadet Partisi'nin özgül ağırlığı diğer bütün partilerden daha fazladır. Bu bizim için önemli bir durum. Çünkü bundan sonraki yapacağımız çalışmaların etkisinin inşallah daha fazla olacağını ve neticelerinin de daha müspet olacağını bize bir bakıma müjdeliyor gibi. İkinci özel teşekkürüm elbette gençlerimize. Onlar da çok büyük bir gayret sarf ettiler, özveride bulundular. Özellikle Anadolu Gençlik Teşkilatımız mensuplarının da gençlerimizin üniversitelerde bu konuda çok büyük gayret gösterdiklerine ben şahit oldum. Bundan dolayı gençlerimizi de tebrik ediyorum, onlara da teşekkür ediyorum. Milkolarımız Anadolu'da mümkün olduğu kadar bu çalışmalara destek verdiler. Ama özellikle memuriyette bulunanların çalışmaları ister istemez hükümetin takındığı katı tavır sebebiyle belki beklenilen kadar olmadı. Ama her şeye rağmen ben milkolarımızda dava için, bu gayret dava için gayret gösteren bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Bazı yerlerde daha farklı neticeler bekliyorduk. Ancak bizim iddialı olduğumuz yerlerde hükümet, özellikle hükümet dediğimiz AK Parti Cumhurbaşkanı çok farklı çalışmalar yürüttüler. Adeta seçmeni tehdit ettiler. Adaylarımızı tehdit ettiler. Baskılar uyguladılar. Seçime giderken bir gerginlikle gittik. Cumhur İttifakı mensupları sadece kendilerini vatansever gördüler. Kendilerinin dışındakilerini de vatan haini ilan ettikleri için bunlara uyan bazı kişiler ne yazık ki Malatya'da iki kardeşimizi sandık başında şehit etti. Hunharca katlettiler. Elbette bunun hesabı kanun nezdinde mutlaka sorulacaktır. Aslında bizim Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da talebimiz bu netice karşısında belediye başkanının göreve devam etmemesi gerekir. Çünkü katliamı yapan onun ailesiydi. Biz başsağlığına gittik.
elbette üzücü bir durum. Böyle bir vahşetin yaşanmasını arzu etmezdik. Bu vahşet öyle bir noktaya geldi ki seçilmiş belediye başkanımız da Diyarbakır'da seçildikten sonra kendisine yapılan bir saldırıyla yaralandı. Ve biz seçimler esnasında birçok yerde, özellikle Güneydoğu'da hakikaten valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, hatta bazı yerlerde jandarma tehdit edilerek sanki parti mensuplarıymış gibi çalıştılar. Şu anda İstanbul'da, Ankara'da efendim şu baskılar yapılmış, sandıklarda şu onlar oyunlar oynanmış. Hakikaten Türkiye'de bu seçime giderken geçmişte olduğu gibi İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Ulaştırma ki bugün bunun içine iletişimi de katma mecburiyetindeyiz. İletişimden sorumlu olan bakanlar da seçime müdahale etmemiş olsalar, bir taraf kalsalar, sadece sükuneti sağlamakla kendilerini vazifeli addetmiş olsalardı, bugün kesinlikle neticenin çok daha farklı olacağına eminim. İçişleri Bakanı o kadar ileriye gitti ki sanki aday kendisiymiş gibi bir çalışmanın içine girdi. Bunu anlamak, kabullenmek mümkün değil. Arkasından da çıkıp şimdi mağdur edebiyatı yapmak, affedersiniz ama tam bir sahtekarlık. Siz herkesi mağdur edeceksiniz. İşte biz Ankara'da yaşadık. Elmadağ'da. Belediye başkan adayımızı esir aldılar. AK Parti genel merkezinde ve köşkte sabaha kadar beklettiler. Sabahleyin de bırakmadılar. Sayın Cumhurbaşkanı oraya ziyarete geldiği zaman onunla beraber geldi. Böyle bir yaklaşım olur mu ya? Allah'tan korkmak icap eder. Arkasından da seçim güvenliği yok hile yapılmış. Hilal'in daniskasını bugünkü iktidar yaptı. Düşünün, kürsüye kadar çıkana kadar bırakmadılar belediye başkanını. Ankara'daki arkadaşlarımız biliyor, evlerine kadar gittiler. Evdekiler iki gözleri iki çeşme. Ağlıyorlar ve üzüntülüler, tepkililer. Ama buna rağmen bizim adayımıza kendi istediklerini söyletemediler. Efendim biz işte bunlar teröre bulaşmışlar falan gibi baskı yapmışlar bu laflar kullanması için. Ama kendisi sadece yani Cumhurbaşkanı'nın yalnız kaldığını gördüğüm için ben ayrıldım diyebildi. Başka ülkelerde aynı baskı devam etti. Buna rağmen bizim seçimler esnasında 21 belediyeyi kazandık biz. İlçe ve belde belediyesi olarak. En az biz, başkalarına belki biz bunu söylemedik ama 3 il öne çıkmıştı. Fakat en az 15 ilde biz iddialıydık. Arkadaşlarımız başka illere nazaran daha iddialı bir çalışma sergilediler ve buna şahit olduk. Malatya'mızda da biz bunu gördük. Elazığ'da da gördük. Trabzon'da da gördük. Bilmem Denizli'ye gittiğimiz zaman orada da gördük. Çok büyük bir azimle Bursa'da da Kocaeli'nde de aynı çalışmaya şahit olduk. Buralarda başka illere nazaran biraz daha tatmin edici belki oylar alındı ama bu kadar olumsuzluğa rağmen alınan bu neticeler iktidarı yine de tatmin etmedi. Ama biz aldığımız neticeden değil, teşkilatlarımızın gösterdiği gayretten dolayı memnunuz. Netice de ihmal edilir bir netice değil. Bütün baskılara rağmen, düşünün devletin bütün kadroları, valiler, kaymakamlar, biraz önce ifade ettiğim gibi emniyet müdürleri, devlet memurları baskı altında tutulmasına rağmen, medyada bize karşı ciddi bir ambargo olmasına,
Sayın Cumhurbaşkanı bir gün İstanbul'da son iki gün 7-8 kere mitingleri havuz medyası tarafından ve TRT tarafından canlı yayınlanıyor. Bu ne biçim adalet ya? Bu ne biçim mantık? Böyle bir seçim mi olur bu kadar gayri müsait şartlarda? Ama buna rağmen biz %3 oy aldık. Ya ben %3'ü söylerken Türkiye geneli için söylüyorum. Bizim bundan önceki aldığımız oylara mukayese edildiği zaman %110, %121 oylarımızda artış var. Bu bizi tatmin eder mi? Elbette etmez. Ancak bu artışı da ihmal edebilir miyiz, göz ardı edebilir miyiz? Kesinlikle bunu göz ardı etmemiz de mümkün değil, doğru değil. Bu kadar olumsuz şartlar altında alınan neticeyi bundan dolayı ben önemsiyorum ve bütün teşkilatlarımıza bundan dolayı sizlere de gösterdiğiniz gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Herkes bilmeli ki biz ülkemizi, memleketimizi seviyoruz. Biz bu ülkede yaşayan insanlarımızı da seviyoruz. Farklı kanaatlerde olabilirler. Farklı düşüncelere sahip olabilirler. Hatta bir kısmı bize karşı husumet besleyebilirler. Husumet besleyenlerin ben çoğunlukla bilgi eksikliğinden bir bakıma bakar kör olmalarından kaynaklandığı kanaatindeyim. Hiç düşünmeden bir husumet besliyorlar. İşte bir cami meselesi çıktı. Tabii ben orada kendi kendime de dedim ya sen kendi kendine cami inşaatında bile israf olabileceğini gündeme getiriyorsun ama şu insanlara da bir bakın ya. 1100 odalı saray yetmiyor. 2 tane saray daha yapılıyor yazlık. 3 tane uçak yetmiyor. 13 tane dünyanın en büyük uçaklarından, lüks uçaklarından Cumhurbaşkanı'na ve hükümetteki üyelere tahsis ediliyor. Bunu bile görmeyen insanlar efendim Çankaya tepesine bir cami yapılmış. Bu cami Çankaya diyorum Çamlıca tepesine bu cami bu heybetle niye yapılmış diye sorduğunuz zaman vay canına ya şunlara bakın bunlar camiye karşıymış gibi bir intiba doğurmaya çalışıyorlar. Ya biz bunu söylemiyoruz. Kıyamete yakın camilerde büyük camiler, cami inşaatları artacak. Bu kıyamet alametlerindendir buyuruluyor. Sultanahmet'i önümüze koyanlar bir de var sen Sultanahmet değilsin. O ihtişam, o gün dünyadaki Osmanlı'nın yeri neresi? Bugün Amerika'nın kapısında para dilenen ülkenin yeri neresi? İkisini mukayese etmek mümkün mü be? O sarayların ve aynı zamanda o camilerin tamamını sultanlar kendi keselerinden paralarıyla yaptırdılar. Bunları kim yaptırdı? Hesabını bile kimse bilmiyor. Bir cami yapıyorsunuz, düşünmemişsiniz oraya insanlar nasıl gidecek. Çünkü yerleşim merkezlerine uzak. Vay canına ya bunlara otopark lazım. Hadi arkasından cami kadar belki para ödeyip otopark yaptırıyorsun 2-3 bin arabalık. Yetmiyor. Ya herkesin arabası yok. Buraya özel bir metro yapacaksın. Ve mübarekler ya hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? İnsanlar karınlarını bile doyurmazken sen ta Çamlıca'nın tepesine bu kadar ihtişamlı bir cami yapmaya. Sonra da tutup bizi camiye karşı olmakla hitap ediyorsunuz. Allah'tan korkun. Eğer şu kadarcık insafınız, imanınız varsa. Ben bilmiyordum ama sonradan öğrendim. Daha önceden bu caminin inşaatına tepki gösterenler olmuş. Yapmayın demişler. İsraf olur demişler. Sultanahmet'i kendinize örnek almayın. O bile yapıldığı dönemde ulema o dönemde bile bunu israf saymış. Arkasından da uzun bir zaman ulema da halk da o camide namaz kılmaya gitmemiş. Niye bunları halkın gözünden saklıyorsunuz? Niye bunlar gündeme gelmiyor? Özellikle de
bugün yapılan bu inşaatları savunan Müslüman geçinen insanlar için söylüyorum. Bir kere de dürüst olun da bizim söylediklerimiz de onu karşıya getirin. Gördük bir şeyi karşı karşıya getirdikleri zaman ne olacağını. Asgari ücret hesabını biz de yapıyorduk. Ama biz bunun ne kadar acayip olduğunu söylemek için çay simit hesabıyla gidiyorduk. Geçmişte de misal veriyorduk. Bak ya Sayın Erdoğan bile 2002 yılında bu hesabı böyle yapıyordu diye. Sonunda bir milletvekili çıktı. Yahu bu çay ve simitten sonra cebinde bir de 1.000 lira kalıyor. Allah'tan korkuyor. Yetmiyor mu sana dedi. Biz de elhamdülillah dedik. Ya bunun cevabını 17 sene önce Sayın Erdoğan kendisi vermiş. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz diye. Arkasından da aramışlar ya niye bizi bu kadar mahcup ediyorsunuz? Biz yapmıyoruz ya. Siz kendi kendinizi mahcup ediyorsunuz. Ve ben en çok ulemaya, alim geçinenlere üzülüyorum. Zalim sultan karşısında sesini yükseltmeyen, hakkı savunmayan ulema, Cenab-ı Hak indinde en büyük mesuliyeti omuzlarında taşıyor demektir öbür tarafa giderken. Hesabını sorarlar. Cenab-ı Hak sorar. İsrafın çeşidi var. Yemede de israf olur, giyimde de israf olur, inşaatta da israf olur. Hele gösterişte, Allah muhafaza etsin. Onun için şu anda içinde bulunduğumuz şartlar farklı şartlar. Elhamdülillah Türkiye'de iyi ki Saadet Partisi var. İyi ki siz varsınız. İyi ki bizim prensiplerimiz, ideallerimiz Türkiye'nin gündeminde. Milyonlarca insan teşekkür etme ihtiyacını duyuyor. Belki oy vermiyor. Ama teşekkür etme ihtiyacını duyuyor. Bunlar zaman gelecek inşallah. Bizim sizlerin el birliğiyle yaptığımız çalışmalar sonunda mutlaka tavırlarını değiştirecekler. Bugün beğenip oy vermediklerine yarın hem beğenecek hem de inşallah oy verecekler. Bugün bizi göz ardı edenler de yarın söylediklerimizi dikkate aldıkları zaman ya aslında bunlar bizim düşüncelerimize tercüman oluyormuş da biz farkında değilmişiz diyecekler. Ama bu bizim çalışmalarımızda olacak. Kendiliğinden olmaz. Sabaha kadar alnımızı secdeden kaldırmasak ama üzerimize düşen görevi bir hakkın yerine getirmesek hiçbir şey değişmez. Cenab-ı Hak dilerse sebebe tevessül etsek de etmesek de bize verir. Ama bu dünya bir sebepler alemi. Biz sebebe tevessül edeceğiz ki Cenab-ı Hak karşılığını bize fazlasıyla versin. Biz gidip yatarsak, biz gidip üzerimize düşen görevi bir hakkın yerine getirmeden sadece ve sadece tesbih çekerek, dua ederek, namaz kılarak Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunsak karşılığını alamayız. Öyle yaratmamış Cenab-ı Hak bu dünyayı. Biz sebebe tevessül etmeye, risk almaya mecburuz. İşte bu mücadelenin adına da cihat diyor. Cihat bu. Sebebe tevessül. Zulüm belli bir noktaya çıktıktan sonra o zulmü önlemek için yapılan çalışmanın hepsi cihat kapsamına girer. Sadece cihat dediğimiz zaman silahla yapılan bir mücadeleyi kesinlikle mücadele olarak göremeyiz. Biz bundan dolayı Allah yardımcımız olsun çok büyük bir gayret göstermekle mükellefiz. Tabii bunu söylerken ben deminki çalışmalar arasında tanıtma başkanlığımızı özellikle zikretmem gerekirdi. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ekip oluşturdular. Sosyal medyada da hakikaten adeta destan yazdılar. Yani sosyal medyada, sosyal medya nasıl kullanılır? Biz mesajlarımızı insanların anlayacağı bir dil ve üslupla nasıl vatandaşa ulaştırırız? Ben onlara da özellikle teşekkür ediyorum.
sizin de aynı duyguları benimle paylaştığınıza inanıyorum. Çünkü herkes takdir etti. Bundan dolayı da bu arkadaşlarımızın özel bir yeri var. İnşallah bundan sonraki çalışmalarda aynı azim, aynı şevk, aynı kararlılıkla davamızı insanlarımıza anlatmaya devam edecekler. Bundan da eminim. Tabii şunu hemen ifade edeyim. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar maalesef her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. IMF kapısına gitmeyeceklerdi. Aynen Bronson gibi. Vermeyiz. Sonunda Bronson'u verdiler. Başka vaatlerde de bulunmuşlardı. IMF kapısına gitmeyeceklerdi. Hatta IMF'ye vesile olacak diye McKinsey firmasını da cezalandıracaklardı. Albayrak gitti. Önce IMF'nin kapısına, onun arkasından McKinsey firmasına, onun da arkasından yanına aldığı damadıyla. Siyonistlerin başı adeta Trump'ın damadıyla gitti. Beyaz Saray'da yardım istedi. Bu kafayla bunların ülkenin meselelerini çözmeleri mümkün değil. Ekonomiyi düzeltemezler. Tarımda yeni bir şey getiriyorlar. Tarımı adeta her şeyi özelleştirirken tarımı bir bakıma devletleştirir gibi bir hale giriyorlar. Çözemezler. Bir gerçeği görmüyorlar. Ekonomide bir ülkenin güçlü olması üretimiyle paraleldir. Ona paralel olarak gelişir. Üretmezseniz, sadece tüketirseniz borç almaya mahkum kalırsınız. Tarımda bu açık gözüküyor. Sanayide de öyle. Efendim 50 milyon dolar para lazımmış. Tank palet fabrikasının daha iyi bir noktaya gelebilmesi için onun için özelleştirmişler. Allah sana akıl fikir versin. E sen ondan sonra Amerika'ya gidiyorsun, ne yapıyorsun? Daha fazlasını farklı yerlere harcıyorsun ya. Böyle bir mantık olur mu? Ekonomiyi düzeltmeleri mümkün değil. Önümüzde büyük badireler var. Ben size şimdiden söyleyeyim, hazırlıklı olun. Kabahat sizsiniz. Niye? Çünkü siz gerçekleri söylüyorsunuz. Bu kafayla bu iş düzelmez diyorsunuz. Bu da adamların zoruna gidiyor. Adamlar da diyeyim ki iktidar, AK Partililerin. Ama bugün göreceksiniz aynen çay simit hesabında olduğu gibi dün Cumhurbaşkanı'nın 16-17 sene önce söylediklerinin hepsi bizim sözümüz gibi bunların karşısına çıkacak. Kendi kendilerini rezil edecekler. Niye? Çünkü ben tavsiye ediyorum. Sayın Tayyip Erdoğan eğer 17 sene önce söylediklerini bugün tekrar getirin şunları ben bir daha dinleyin ben ne demişim yahu dese ve o dediklerine uymaya kalksa bir sürü problemi çözer. Bir kendi kendilerini naksettikleri için çözemezler. Bir tekebbüre kapılmışlar. İsraf bunlar için hiçbir zaman gündemlerinde olan bir konu değil. İsraf ne? Tarifi bile yok bu arkadaşlarda. Yolsuzluk. Yolsuzluk hırsızlık değilmiş. Hadi birisi fetva veriyor. Onun için yiyebildiğin kadar ye. Aradaki fark neyse yolsuzluktan yediğin helal, hırsızlık yaptığın intibaha doğarsa haram diyor. İkisi de aynı ya. Onun için çözmeleri mümkün değil. Yatırım yapılmadan ülkenin problemi çözülmez. Milli gelir hem artacak üretime dayalı olarak hem de adil paylaşılacak. Sen çay simit hesabıyla adamın kafasını anlamam mümkün değil. Ya bu adam milletvekili olmuş. Bu adam AK Parti'yi temsil ediyor. Kendi genel başkanının, cumhurbaşkanının ne dediğinden haberi yok bundan 15 sene önce. Allah yardımcımız olsun. Biz bunlara kaldıysa işimiz işte bugün başımıza gelen sıkıntıdan kurtulamayız. Ben bunların içine daha uzun girecek değilim. Ancak şunu ben istirham ediyorum. Yeni bir döneme giriyoruz.
Önümüzde 4,5 yıllık bir süre var. Bu süre bizim için oldukça verimli geçmesi icap eden bir süre. Başımızı, daha doğrusu bugünkü iktidar ülkenin başını bir belaya sokmazsa, biz iyi hazırlanıp mutlaka önümüzdeki seçimlerde iktidara gelmek mecburiyetindeyiz. Bazen bizi Cumhurbaşkanı'nın, Tayyip Bey'in düşmanlığıyla itham ediyorlar. AK Parti düşmanlığıyla. Yok ya, bizim kimseye düşmanlığımız, kinimiz, nefretimiz yok. Bizim yanlışlara dikkat çekmemizi insanların bu şekilde tarif etmesi garip. Biz onlar gibi küfretmiyoruz. Biz onlar gibi hakaret de etmiyoruz. Ama yanlışlarını söylüyoruz. Yeri geliyor biraz sert söylüyoruz, yeri geliyor biraz yumuşak söylüyoruz. Ama biz sadece yanlışları söylüyoruz. Doğrusunu da mutlaka söyleyip bu memleketin nasıl ayağa kalkacağını bu ülkedeki insanımıza anlatacağız. Anlamak istemeyenlere bile anlatacağız. Sonunda gelecekler, evet siz haklıymışsınız. Biz sadece bugüne kadar kendi elimizle yaptığımız, verdiğimiz kararın cezasını çekiyoruz. Onun için bu sıkıntılara muhatabız diyecekler. Ümit ederiz ki çok geç kalmadan derler. Aynı problem eğitimde var. Aynı problem başlangıçta güzel bir iki adım atmışlardı. Sağlıkta var şimdi. Sağlık artık altından kalkamayacakları kadar ağır bir yük altına girdi. Hangi akıllı adam şehir merkezindeki hastaneyi alır da şehrin kilometrelerce ötesine, dışına çıkarır ya? Bu nasıl bir mantık ya? Köprüler yapacaksın, kendi kendini koruyamayacak, ödeyemeyecek. Böyle bir mantıkla ekonominin yürütülmesi mümkün değil. Aynı mantık sağlıkta da olduğu için söylüyorum, bunun devam etmesi mümkün değil. Millet bu işin altından kalkamayacak, ilaç paralarını ödeyemeyecekler. Ameliyat olmak artık lüks hale gelecek. Yaşayarak göreceğiz biz bunu. Allah yardımcımız oldu. Dış politikada tamamen savruldular. Ne ettiklerinin farkında değiller. Amerika'nın güdümüne girdiler. Amerika'nın güdümünde değilmiş gibi Amerika'nın güdümüne girdikleri için de bütün bu sıkıntılara muhatap oluyor. Hem İsrail'in ve Amerika'nın güdümündeler, hem de kafa tutuyormuş gibi gözükmeyi de kendileri için bir şia. Dünya beşten büyük. E sen kimin önüne gidiyorsun şimdi? O beş kişiden birinin önüne gidiyorsun. Hani büyüktü? Sen neredesin? İslam alemi nerede ya? Bir kere 16,5 yıllık iktidarınız zamanında İslam Birliği'ne ağzınızı aldınız mı ya? Bir kere. Efendim dönem başkanlığı yaptık. Bir araya geldik. İsrail'i kınadık. Aferin. Biz sizden daha sert kınıyoruz. Kınamanın kimseye bir zararı yok ki, faydası da yok. Ne yapıyorsun? Suriye kan gölüne döndü. Nasıl çıkacaksın içinden? Şu İran'a karşı Amerika'nın koyduğu, ortaya sergilediği tavırdan sonra ya bir ülke, İran gibi bir ülkenin komşumuzun yanında olmaz mıyız ya? Bütün irtibatı kesiyorlar şimdi. Allah'tan korkun. İran bize dost olur, Amerika olmaz. Çünkü hedefi bizi parçalamak. Ama Büyük Orta Doğu Projesi'ni ortaya koymuşlar. E bizim Cumhurbaşkanımız da Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını kabul etmiş. Gel çık bu işin içinden çıkabiliyorsa. Onun için bazen soruyorlar. Türkiye'nin bu hali değişebilir mi? Düzelebilir mi? Evet. Türkiye'nin bu gidişatı bütün söylediğim olumsuzluklara rağmen değişir. Düzelir. Nasıl düzelir? Bugünkü iktidar ya gidecek veya zihniyetini, politikalarını bütününü değiştirecekler. Üretime dayalı bir politika uygulasınlar. Ekonomide bakın Türkiye'nin durumu düzelmeye başlıyor mu? Dış politikada İslam Birliği'ni, D8'leri ayağa kaldırmaya çalışsınlar. Bakalım dünyada politikaların şekli değişiyor mu? Sağlıkla verimliliği öne çıkarsalar, insana hizmeti öne çıkarsalar bakın değişiyor mu?
Bunlar rant almadan bir iş yapmıyorlar ki. Sıkıntımız çok. Ama ben bunları bir defa daha hatırlatma ihtiyacını duydum. Çünkü bugün biz bundan sonra ne yapacağız da bütün ülkemizde yaşayan insanlara bizim davamızı anlatacağız. Derdimiz bu. Önümüzde il kongrelerimiz var. İnşallah 30 civarında kongrenin yapılması gerekiyor. Büyük kongremiz, genel kongremizde en geç Ekim ayında yapılması icap ediyor. O zamana da hazırlanacağız. Türkiye'mizin her tarafını sanki seçim içindeymişiz gibi mutlaka dolaşacağız. Ben illerden sorumlu olan genel idare kurulu üyesi arkadaşlarımızın her ay en az bir kere, mümkünse iki kere kendi illerine gitmelerini, illerinde gidip de ne yaptınız, ne ettiniz demek değil. Belli politikalar, temaslarda mutlaka bulunmayı vazife ittihaz edecekler. İlçelere de gidecekler. Köylere de yeri geldiği zaman gidecekler. Mahallelere uğrayacaklar. Sivil toplum örgütlerini ziyaret edecekler. Esnafla kucaklaşacaklar. Sıkıntısı olan herkesle temas kuracaklar. Bize tepki gösterenlerin o tepkilerini ortadan kaldıracak ifadeleri bulup onlarla temasa girip gerçeği anlatacaklar. Siz yapacaksınız. Hepimiz yapacağız. Allah nasip ederse önümüzdeki bu seçim daha 4,5 yıllık süre içinde en az Türkiye'nin bütün illerini 2 kere gezmeye ben razıyım. En az 2-3 kere belki. Ama hep birlikte yapacağız. 1 ay 4 hafta, 1 hafta sonu buradayız bu toplantılarımız için. 2 haftayı kendi illerimizde geçirmek, bazen de farklı illere gidip oralarda da çalışma yapmakla mükellefiz. 1 haftayı da kendinize ayırın, onu da verimli bir şekilde kendi bulunduğunuz, yaşadığınız ilin içinde değerlendirmeye çalışın. Ama biz her hafta sonunu bu dava için kullanmaya mecburuz. Değişmesini istiyorsak, hakikaten istiyorsak, karşılaştığımız sıkıntıların ortadan kalkmasını istiyorsak, en önemlisi Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak istiyorsak, üzerimize düşen vazifeyi bir hakkın yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Hiçbir şey kendiliğinden değişmez. Karşımızdaki insanların farklı düşünceleri var. Her birine uygun bir şekilde yaklaşmaya mecburuz. Bunun için politikalar geliştireceğiz. Tanıtma başkanlığımız şimdi bu dönemde çok daha farklı, ciddi politikalar üretecek inşallah. Vatandaşa fikirlerimizi ve düşüncelerimizi nasıl aktaracağımızı belirleyecekler. TV5'imizde, Milli Gazete'de inşallah daha verimli bir ortama gelecekler. Sıkıntılarımız var ama bu sıkıntıları aşacağız. Şimdi tabii en önemli konulardan bir tanesi işte genel merkezimizin tahliyesi konusu. Bazı arkadaşlarımız belki çok üzüldü. Biz de üzüldük. Üzülmemek mümkün değil. Ama burayı tahliye ettirenler, bu gençler ne söylediklerinden bile haberleri yok maalesef. 50 yıllık babalarının arkadaşını milli görüşü terk etmekle suçluyorlar. Recai Bey'i unutuyor. Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı. Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Kim seçmiş? Erbakan Hoca seçmiş. Şimdiki gençler bunları Erbakan Hoca'nın davasına, milli görüşe ihanetle suçluyor. Hadi oradan be. Daha 2 koyunu bile güdememiş bir insan çıkacak, ülkenin problemlerini çözecek. 2 koyun güttüğünü göstersin, anlarız ki bir şeyler yapabilir belki diye. Ama bu kadar edepten yoksun bir yaklaşım, yani hakikaten babasının kemiklerini sızlatıyordu. Ama kellim kellim la yanfa. Ne söylesek boşuna.
Ama bu bizim kararlılığımızı kesinlikle ortadan kaldırmayacak. Biz kararlıyız. Bu bizim şevkimizi artıracak. Bir kampanya başlattık. İlk duyurusunu Yüksek İstişare Kurulumuzun başkanlığında toplandıktan sonra Oğuzhan Bey, Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız yaptı. Şimdi biz bu kampanyayı bu sene içinde hedefine ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bina da arıyoruz. Arsa da arıyoruz. İkisi de birlikte yürüyor. Ama en kolayı, bize en uygunu neyse inşallah şu anda bazı görüşmeler yapılıyor. Yakında bir karar verip besmeleyi çekeceğiz. Yeni bir bina, yeni bir atmosfer, yeni bir şevk, heyecanla çalışmalarımızı yürütmeye gayret göstereceğiz. Hepimiz katkı sağlayacağız. Tabii bu rakamlar küçük rakamlar olmayacak. Küçük deyince de çok büyük rakamlar da değil. Biz milyarları hiçbir zaman telaffuz bile edemeyiz. Yüz milyonlar bile bize yüksek geliyor. Ama hiç olmazsa bizim böyle bir konuda şu içinde bulunduğumuz sıkıntıları atlatabilmek için, bize uygun bir genel merkez inşa edebilmek için herhalde 20-30 milyonun altında olmayan bir hedefi gerçekleştirmemiz lazım. Aslında bizim hedefimiz bir 30-40 milyon gibi bir rakam olmalı. Genel İdare Kurulu üyelerimiz, herkes kendisi mümkün olduğu kadar katkıda bulunacak. Ama sizin katkınızdan daha önemlisi sizin çevrenizden temin edeceğiniz katkılar olacak. Biz hepimizin çevresinde bir takım imkanı olan arkadaşlarımız var. Şu anda da hava müsait. Telefon edip ben sizin zihniyetinizde değilim. Ama bugüne kadar ki ortaya koyduğunuz performans, ifadeler beni memnun etti. Sizin de genel merkezden tahliye edildiğinizi öğrendim. Bir hesap açtırın. Ben her ay muntazam, demek ki varlıklı birisi değil bunu söyleyen. Ben her ay muntazaman size destek vereceğim diyor. Başkaları var, bizim üzerimize düşen ne varsa yapacağız diye. Bunun için bir kampanyayı yürüteceğiz. Bu kampanyanın içinde bizim il teşkilatlarımız aidatlarını da mutlaka ödeyecekler. 1.300.000 bize destek veren seçmenimiz var. 1.290.000 tam rakam. Biz 1973 seçimlerinde 1.268.000 civarında oy almışız. Bugün ondan fazla oy aldık. O zaman nüfus az olduğu, seçmen az olduğu için %12.8'di nispet. Ha bugün çok aşağılara indi. Aynı rakam olmasına rağmen nüfus arttığı için. İnşallah biz bunu daha da ileri çıkaracağız. Ama söylemek istediğim ne? Bize destek veren herkesin aynı zamanda biz aylık muntazam bir aidat ödemesini istiyoruz. 10 lira, 20 lira, en fazla 50 lira. Ha bizim için teşkilatlarımızdaki bu 10-20 lira önemli. Bizim 1.300.000 oy veren insanın onda biri ayda 10 lira verse 1.300.000 lira para eder. Aylık. Kendi masraflarımız var. Giderlerimiz var. Bütün bunları elbette karşılanması icap eder. 10, 20 en fazla 50. Teşkilatlarımızdan istediğimiz sizlerin, ayrıca siz deyin ki biz genel idare kurulu üyelerimizden her ay bilmem 1000 lira, 1500 lira para isteyeceğiz. Ama şu dediğim 10 lira, 20 lira banka hesaplarından bilmem telefon hesaplarından mutlaka buraya ödenecek ki bizim sürekli emin olduğumuz bir gelirimiz olsun. Başka yerde paramız yok. Biz devletten destek alamıyoruz. Bu birinci kademe. İkinci kademe bizim bu çalışmalarımıza da destek vermek üzere
İşte 500 lira, 1000 lira, 1500 lira ödeyecek olan kardeşlerimiz. Biz bunlardan bir kısmını sürekli alacağız. Özellikle talep ediyoruz. Özellikle bizim genel idare kurulu üyelerimiz, il başkanlarımız, il teşkilatlarımızdan belli miktarda buraya destek verilmesi icap eder. Ama bu kampanya içinde aynı şeyi söylüyorum. Bir defaya mahsus olmak üzere çevremizden benden 1000, benden 1500, olmadığı imkanım az benden 500. Biz buraya 10.000 kişiyi, 20.000 kişiden bunu alma imkanımız var diye düşünüyorum ben şahsen. İnsanlar biraz gayret gösterdikleri takdirde, biraz fedakarlık yaptıkları takdirde bu meblağları ödeyebilirler. Bir kere ödeyecek. Sürekli ödeyecekleri hariç tutuyor. Bir kere benden 1000 lira. Bir de bunun ötesinde 10.000 liranın üstünde bir kere verecek. Yani 1000 tane arkadaş bulabilsek bizim problemlerimizin büyük bir kısmını bu hamlemizin karşılamış oluruz diye düşünüyorum. Bu kampanya bizim için önemli. Kampanya başladı. Banka hesap numaraları her tarafa duyurulacak. Hem gazeteler vasıtasıyla, televizyonlar vasıtasıyla, el ilanlarıyla, sosyal medyada biz bu kampanyayı çok hızla yürütüp önümüzdeki 5-6 ay zarfında neticelendirmemiz lazım. En azından taahhütleri de almamız lazım. Şartlar zorlaşıyor biliyorum. Bu zor şartlar elbette sizleri de, hepimizi, iş adamlarını da sadece sabit gelirle hayatını idame ettiren, geçimini sağlayan arkadaşlarımızı da zorluyor. Ama hocamızın bir tabiri vardı. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki canımızı yakacak kadar destek vermek mecburiyetindeyiz. Ya bunu veriyoruz. Ama şu ihtiyacımız geri kalacak, karşılayamayacak. Bu sefer bunu verelim. Cenab-ı Hak inşallah bereketini bize lütfeder, eksikliklerimizi giderir diye ümit ediyorum. Ben bu toplantıda şu andaki seçimler esnasında bu kampanyayı yürüten kardeşlerimizin size kısaca yaptıkları çalışmalar, geldiğimiz noktayla ilgili bilgiler vermelerini şimdi istirham edeceğim. Arkasından da sizlerin bu çalışmalarımızın daha verimli olabilmesi için neler yapmamız icap eder? Eksiklerimiz ne? Daha güçlü ifade etmek mecburiyetinde olduğumuz hususlar ne? Hangi konulara daha dikkatli olmalıyız? Bunların da dile getirilmesini hepinizden ben istirham ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak davamızı en kısa zamanda inşallah hedefine ulaştırmayı bizlere de sizlere de nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah razı olsun.